Bakış açısı hayatta başarıyı belirler. Leonardo da Vinci, engeller zorluklar beni yıldırmaz, engeller beni hep daha iyiye doğru iter demiş. Gözünü yıldıza diken kararlarından vazgeçmez demiş. Bu bölümümüzün konu değerli basketbol yıldızımız Birsel Vardarlı Demirmen. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Dilersen çocukluk yıllarından başlayalım. Basketboldan önce ailen ilk önce seni futbola yönlendiriyor. Daha sonra tekvando ve en sonunda basketbol geliyor. İzmir Spor'a ilk adım attığın günlere dönersek neler hissediyorsun? Çok heyecanlıydım tabii. Daha çok sokakta futbol oynayan biriydim. Maçlar yapan işte erkek çocuklarıyla, erkek arkadaşlarımla. İzmir Spor'un da kadın futbol takımı olduğunu öğrenince hadi gidelim oraya dedi annem. Gittik ama biraz hayal kırıklığı oldu. O sene kapatmışlar o branşı. Daha sonra tekvandoya yönlendirdiler bizi. Ama onu da pek beğenmedim. Daha sonra işte basketbol var dediler. Hafta sonları gelebilirsin, spor okulumuz var dediler. Ona da tamam dedik. Bu sefer tabii iyi ki tamam demişiz. Oradaki antrenörüm beni çok beğendi. Hatta o zamanlar spor okulunda işte elit grup diye bir şey vardı. Beni direkt elit gruba almıştı. Bambaşka bir yöne doğru devam ettim. Çünkü antrenörüm beden eğitimi öğretmeni olarak kendi okuluna beni transfer etmek istedi. Gelir misin dedi. Onun okulu daha uzaktaydı. Kendi evimden gidebilecek yaşta da değildim tek başıma ama tabii ki gelirim dedim. Çünkü oradaki takımda hem antrenman yapacaktım hem de takımda oynayacaktım İzmir'de müsabakalarda. Bu şekilde gelişti basketbola başlamam. Basketbol sevgini ilk ne zaman fark ettin? Yani sevgimi herhalde beden eğitimi, yani antrenörümün beni teşvik etmesi biraz daha ya da benim hakkımda iyi konuşması beni herhalde biraz daha motive etti diyebilirim. Yani basketbol oynarken mutluydum. Ama hani özel bir an yok öyle hissettiğim. Babanın kendi dükkanında yaptığı demirden basketbol potası da sanırım sana ekstra bir motivasyon sağladı öyle değil mi? Evet. Yani pazar günleri babam işte çalışıyordu. Ben de onunla birlikte gidiyordum. O çalışırken demirden bana pota yaptı. Zaten kendisi de demirci ustası. Onun için kolay bir şey. O çalışırken ben oynuyordum. Hafta sonu olduğu zaman da tabii ki oraya gitmek için de can atıyordum yani o yaşlarda. Hafta içi nasıl takımla oynamaya devam ettiysem ya da antrenman yapmaya devam ettiysem hafta sonu da babamın yaptığı potada antrenmanlarımı devam ettirdim. Oyun stilini hep Namoski'ye benzetirim. Bu yüzden 7 numaralı formayı taşıdın değil mi? Evet. Peki basketbolda kendine örnek aldığın kimler vardı? Yani benim işte 96 senesi, 95-96 seneleri Petar Namoski ile ülkedeki birçok insan zaten Petar Namoski ile aslında basketbol sevdi. Benim de onun maçlarını izleyerek büyüdüm. Bir tek aklıma o geliyor benim. Tüm spor yaşamın boyunca inanılmaz başarılara imza attın ve hep sonuna kadar mücadele ettiğini gördüm. Hiçbir zaman hani kötü bir maç çıkardığını düşünmüyorum. Yani bütün maçlarında sonuna kadar hep mücadele vardı. Kendini nasıl hep bu kadar diri tuttun ve motivasyon yüksekti? Yani elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım her zaman. Hırslı bir oyuncuydum. Çocukken de zaten hırslıydım. Annemler hep anlatırlar. Okey oynarlarmış mesela. Ben işte annem kaybedince ağlarmışım falan işte. Çok hırslı, azimli bir çocukluk geçirdim zaten. Onu da sahaya yansıttım. Kaybetsen de sonuna kadar aslında mücadele etmek gerektiğini biraz daha kariyerimi sonlarına doğru öğrendim. Ama öncesinde zaten hiçbir zaman kaybetmek gibi bir düşüncem olmadı. Hep kazanmak adına elimden geleni yaptım. Ama kazanırsın, kaybedersin, o ayrı mesele. Diana Fever'dan, WNBA'den teklif almana karşın milli takımdan dolayı WNBA'ye gitmedi. Kariyerini isteseydin çok rahat bir şekilde Avrupa'da birçok takımda da sürdürebilirdin. Sen burada kalarak hem milli takımımızda hem Fenerbahçe'mizi de oynamaya devam ettin. Bu açıdan da gurur verici. Neler söylemek istersin? Evet, o yaşlarda 23-24 tam da hatırlamıyorum. Öyle bir konu vardı benim için Indiana Fever'ın training kampına gidebilirim
gibi bir dönemdi. Ama Mayıs sonunda olan bir şeydi. Ve onlar 3 haftalık bir kampta başından sonuna kadar seni orada istiyorlar. Ama benim de orada sonuçta şampiyonluk maçlarım vardı. Yani bırakıp gitmek olmazdı tabii ki. Bir de benim hiçbir zaman hani öyle küçük yaşta İzmir'den İstanbul'a geldiğim için tekrar bir ülke dışına gitmeye aslında cesaret edemedim. Milli takımda yazın oynamak da tabii ki çok büyük motivasyondu benim için. Gitseydim belki yani şu anda baktığımda farklı birçok şey katabilirdi bana. İşte o yaşlarda dilimi daha iyi geliştirirdim. Sonuçta Amerika basketbol ülkesi, birçok şey göreceksiniz orada, yeni bir deneyim. Vizyonum daha başka olabilirdi. İlk defa takım düzeyinde olimpiyatlara katıldığımız 2012 Londra olimpiyatlarında ilk basketi attın. O an neler hissettin? O anda aslında bilmiyordum ben hani ilk basket olduğunu. Maç bitince söylediler bana. Tabii ki çok güzel bir şey böyle bir şey imza atmış olmak. Sanıyorum Angola maçıydı. Atmış olduğum bir üçlüktü diye hatırlıyorum. Tarihe geçmek bu anlamda olimpiyatlar adına güzel tabii. Olimpiyatlara katılmak sana neler kattı? Olimpiyatlar gerçekten daha öncesinde hiç bu kadar hani ben hayal etmemiştim. Olimpiyatların ne kadar büyük olduğunu aslında oraya gidince anlıyor insan. Çok büyük bir organizasyon, çok güzel. 10 bin sporcunun dünyadan 10 binden daha fazla sporcunun birlikte vermiş olduğu mücadele, emek, yani orada sonuçta oraya gelebilmek için orada illerine madalya almanıza da gerek yok. Olimpiyatlara adım atabilmek bile çok önemli bir şey. Herkesin hedefi orası sonuç olarak. Yani aslında olimpiyatın kurucusu işte dedim ya az önce kariyerim sonlarında aslında kaybetseniz daha iyi mücadele edin diye. Onu orada aslında ben anlamış oldum, farkına vardım. Dediğim gibi madalya almak zorunda değilsiniz. O kadar sporcu isimler, herkes madalya alacak diye bir şey yok. Ama mücadelemizi hep verdik. Biz de iyi bir turnuva geçirdik olimpiyatlarda. Beşinci olduk. Güzel bir turnuva geçirdik. Hatta yarı finalde de Rusya'yı kazansaydık, pardon, yarı finale Ya. çıkma maçını kazansaydık yakındık yani oldukça. Ama olmadı. Kısmet diye. Bugüne kadar gittiğiniz turnuvalardan aklınızda kalan değişik bir anınızdan bahseder misiniz? 2011'de Nilay Kartal Tepe ile Eurobasket'te her maç öncesi böyle bir kafa kafaya verip işte birbirimize sarılıp şeye giderdik. Böyle bir suyun başında dururduk. İşte bir nehir olur, dere olur ya da işte deniz vardır ülkede neyse. Tam hatırlamıyorum şimdi. Orada böyle biraz durur suya bakar. Ondan sonra tamam işte bugün de bu totemi yaptık. Her şey yoluna girecek falan gibi. Çok da totemci biri değildir ama öyle bir şeyimiz vardı, geleneğimiz vardı. Sonra da zaten her şey yolunda gitti. Aynen, bütün kötü enerji atıp saf bir enerji çıkmış oldu diyebiliriz aslında. Evet. Eski bir basketbolcu olarak Abdi İpekçi'de oynadığım maçlar beni gerçekten çok etkilemişti. Ama genel anlamda kendi basketbolumda en iyi maçları hep Cafer Ağa'da çıkardığımı gördüm. Sizin bugüne kadar oynadığınız sahalar arasında en çok etkileyen sahalar hangisi oldu ve neden? Hepsinin tabii ki özel yerleri var. Cafer Ağa sonuçta Fenerbahçe kadın basketbol takımının ben transfer olduğum zaman ve benden önce de tahminim orada oynanıyordu. Kadıköy tabii merkezi bir yer. Fenerbahçe'nin evi zaten Kadıköy. Taraftarın her maça geliyor oluşu maç seçmeden. Salon çok büyük değildi ama bizim için biraz da iyi gibiydi. Çünkü baskı oluşturuyorduk her takıma karşı. Kadıköy'ü, Caferhane'nin yeri bambaşka. Abdi İpekçi'ye gelirsek, Abdi İpekçi de mini takım anlamında. Orada yaptığımız antrenmanlar, işte mini takım kamplarında Abdi İpekçi'de yapıyorduk antrenmanları ya da işte hazırlık maçlarımızı. Oranın yeri de ayrı. Ülke adına zaten Abdi İpekçi spor salonu hem erkek hem kadın basketbol adına çok önemli. Metro Enerji Spor Salonu aynı şekilde Ülker Arena ile erkek basketbolla beraber orada bir kültür oluşturuldu. Önlü arkalı maçlar oynanıyor. Taraflar hem o maçı hem o maçı izleyebiliyor. Orası da güzel bir arena oldu. Benim formam oraya asıldı. En önemlisi.
Oraya gittiğim zaman hala kendimi evimde gibi hissediyorum. Fenerbahçe basketbol takımımızın 13 yıl boyunca formasını terlettin. 675 maç forma giyerek bu alanda en çok forma giyen oyuncu oldun. 22 kupayla en çok kupa kazanan sporcuların arasında yer aldın. Yine EuroLeague'de de en çok asist yapan 4. oyuncu oldun. Kendi basketbolunu nasıl bu kadar geliştirdin? Kendi basketbolumu çalışarak geliştirdiğimi düşünüyorum. Bir de tabii ben işte İzmir'den İstanbul'a geldiğimde Migros'ta oynadım. Migros'ta Türkiye Ligi'nde o zamanlar ilk 3, ilk 4'e giren bir ekipti ve orada sorumluluk alarak bir genç yaşımı geçirdim açıkçası. Fenerbahçe'ye geldiğimde de gençtim. Orada da o şansı bulunca zaten Migrospor'da almış olduğum sorumluluk Fenerbahçe'de yansıdı. Ama dediğim gibi yetenek üstüne tabii ki çalışmayla olan bir şey. O yaşlardaki çalışmanın verdiği sonuçları, meyveleri daha sonra alıyorsunuz. O şekilde yani çalışmak diyebilirim. Kariyerine baktığımızda genel anlamda istatistiklere önem vermeyen bir sporcu olmana karşın Fenerbahçe Burhaniye maçında 12 sayı, 12 asist, 12 reboundla triple-double yapan ender sporculardan birisin. Bu alanda neler söylemek istersin? Evet, o zamanlar 23-24 yaşındaydım. Belki ilk senem ya da ikinci senem. Ama şöyle de bir şey var. Kitabımı yazarken işte eskiden kalan bir sürü gazete küpürlerine bakıyordum. Orada bir haber gördüm. Saklamışım onu da. İşte Migrospor'da oynarken Galatasaray'a karşı aslında triple double yaptığım haberi var gazetede. Ama o bilinmiyor tabii. Daha çok ötekisi biliniyor. Triple double yapmak tabii çok önemli bir şey. Özellikle o zamanki basketbol düşünürse kadın basketbolu daha şimdikine göre daha alt seviyelerdeydi. Çok önemli bir şey. Ondan sonra zaten biraz daha farkına varılmaya başladı. Yani onlar aslında ilkti kadın basketbolu adına. Senin oyuna baktığımızda aslında gerçek bir takım kaptanıyken bütün özellikler var. Kendini takım kaptanı olarak nasıl tanımlıyorsun? Takım kaptan olarak gerektiği yerde konuşmayı savunuyorum. Ben hani kritik anlarda, kötü anlamlar, kötü zaman olduğunda takımda özellikle toparlamak adına konuşmayı severdim. Onun dışında işler iyi giderken çok da fazla konuşma yapmayı sevmezdim ama zaten saha içinde de point guard olarak hani organizasyon, işte yönetme, liderlik zaten hani daha çok hani sözden ziyade eylem insanıyımdır ben. Yaptığım şeylerle örnek oldum hem saha içinde hem saha dışında. Buna da herkes saygı duydu. Ne mutlu ki. Kitabın adını da Kaptan koydun ki bir suda okudum diyebilirim yani başladım ve bitirdim. Aslında orada hem kendi basketbol hayatını anlatıyorsun hem yaşadığın zorlukları anlatıyorsun hem de gençlere aslında örnek olacak paylaşımların da var. Kitabın hakkında neler söylemek istersin? Evet, kitabım tabii ki sporcu adaylarına belki bir şey katabilirim. Önemli bir şey çünkü ben de hani kitap okumayı çok seven ve hep öğrenmeyi seven biriyim. Oynarken de sporcu biyografisi çok okumuşumdur ve birçok şey öğrenmişimdir ve bunu da uygulamışımdır hayatımda. O açıdan kitabımı iyi anlamda değerlendirebilirim. Tabii ki 13 yıl Fenerbahçe'de oynadığım için Fenerbahçe yıllarımı da çok fazla anlattım tabii ki. Fenerbahçeliler için de çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. İyi bir anı oldu. Gelirinde tabii ki Çağdaş Yaşam Derneği'nin Anadolu'daki Kız Çocuğu projesi var. O projeyi depremle birleştirdi Çağdaş Yaşam Derneği. Onun geliri de oraya gidecek. Ne güzel. Basketbolda birçok lakap var. Speedy Gonzales Ömer Onan, Pegasus Harner Danay, Nevriye Yılmaz da senin için Gaffur demiş. Senin hakkında bildiğin başka lakaplar var mı? Aklıma direkt şey geldi. Bayan Son Çeyrek lakabı. İsmail Şenol'un 2011 Eurobasket'te o zamanlar NTV Spor'da anlattığı bizim maçlarımız vardı. Tabii biraz da hani maçların sonunda koymuş olduğum performansla bana böyle bir lakap takmıştı. O var. Migros'tayken Speedy Gonzales diyen oluyordu. İşte
Fenerbahçe ilk geldiğim zaman Mahmut Uslu, Mahmut abi yavru kurt derdi bana. İşte iyi oynadım maçlardan sonra falan. Öyle espriler oluyordu yani. Ömer Önal ve sen Fenerbahçe'nin efsanevi kaptanları arasında yer aldın. Fenerbahçe senin için ne anlam ifade ediyor? Fenerbahçe deyince aidiyet benim için ilk gelen o. Onun dışında kazanmak. Fenerbahçe deyince aklıma eksi geliyor. Değerli başkanımız Ali Koç, kadın basketbolunda ilk jübile yapan başkan olarak tarihe geçti. Senin forman emekliye ayrıldı ve çok güzel ve özel bir jübile düzenlendi. Neler söylemek istersin? Evet, çok güzeldi benim için. Hazırlık süreci çok heyecanlıydı. Bana dediler ki bu senin jübilen. Her şeye sen karar vereceksin. İşte davetiyeleri sen yapacaksın. Nasıl bir organizasyon olabilir? Nasıl güzelleştirebiliriz? Fikirler verdik birbirimize. İşte ben kulübe gittim. Toplantılar yaptık. O toplantılar sırasında Ali Başkan da geçiyordu tam. İşte kaptana jübilenin kralını yapacağız. İşte deyip toplantıyı da böyle kısa yolu sonlandırmıştı. Gerçekten de çok güzel bir jübile oldu. Çok güzel bir an oldu. Her şey adına yani Fenerbahçe adına, ülke adına, kadın basketbol içinden. Benim için zaten anlatılamaz bir tarif. Çok duyguluydu. İşte erkek basketbolcuların da maçtan çıkıp hemen formalarıyla eşlik etmeleri de esprili oldu. Meteo Enerji Spor Salonu'na herkes sadece benim için geldi. Bu çok özeldi ve saha gerçekten doluydu. Çok duygulanlardı tabii. Yani düşündükçe duygusallaşıyorum. Ki onun da yine gelirlerini bağışladın. Evet, o da yine Çağdaş Yaşam'ın Anadolu'daki kız çocuğu projesine gitti. Hem Fenerbahçe'de milli takımlar seviyesinde inanılmaz başarılar elde ettin. Hem kulüp takımlarımızın hem milli takımımızın aynı başarıyı sürdürmesi için neler önerirsin? Yani altyapıdan oyuncu tabii çıkarmak çok önemli. Şu anda yabancı kuralının bir tık düşmesiyle birlikte Türk sporcular, Türk kızlarımız daha fazla sorumluluk alacaktır ve bu da milli takıma yansıyacaktır. Çünkü son iki Eurobasket'ten istediğimiz sonuçlar alamadık ama onlar da şimdi artık iyice tecrübeleniyorlar. İki defa Eurobasket gördüler. Hani daha ciddi anlamda. Tabii ki önceden görenler vardı ama şimdi artık daha bir sorumluluk alma zamanı. O yüzden bu Eurobasket'ten Anne olmak nasıl bir duygu? ben ümitliyim. Anne olmak çok güzel bir duygu. Dünyadaki en güzel şey. Lina'nın da ileride basketbolcu olmasını ister misin? Genelde çok başarılı bir sporcunun çocuğu aynı sporu ya da yine aynı şekilde çok başarılı bir müzisyenin çocuğu da genelde o şeyi tercih etmiyor. Hani o anne ya da baba kadar başarılı olamayacağını düşündüğü için. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Ya benim için fark etmez. Tabii ki spor yapsın isterim. O branş ya da bu branş fark etmez. Hangisini severse ya da hangisine yeteneği varsa isterse oynasın isterim ben de ama ona bağlı yani. Ki bir yandan da eşiniz de eski bir basketbolcu olduğu için de aslında bu anlamda da çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Hem Evet, sen var. evet eşim de çok hem eski basketbolcu hem de o da iyi bir izleyici, basketbol sever. Bakalım Lina nasıl olacak? Lina ile ilgili en büyük hedefin ya da hayallerin nelerdir? Ya böyle çok büyük hedefim yok benim için. Sağlıklı olsun yeter. Çocuklarını spora yönlendiren ailelere neler tavsiye edersin? Önce yönlendirmeyenlere tavsiye ederim. Çünkü ülkemizde birçok hala anne baba kız çocuğu spor mu yapar diyerek hala bir kız erkek ayrımı var maalesef. Öyle bir ayrımın olmamasını isterim. Her ailenin çocuğunu kız erkek fark etmez spora yönlendirsin. Başarılı olsun ya da olmasın, bunu bir hayatın parçası haline getirebilir. Profesyonel olmasa da olabilir yani. Onun dışında da yani destekleyip çok fazla da karışmamak, biraz daha kendi haline bırakmak lazım. Evinde dünya haritası var. Bugüne kadar birçok ülkeye gittin. Hangi ülkelere gitmekten hoşlanıyorsun? İtalya'ya çok gittim ben. Hem Basketbol turnuvasıyla. basketbol maçları için işte Fenerbahçe olsun, milli takım olsun. Ama aynı zamanda en çok seyahat etmek istediğim, sevdiğim yer İtalya. Birçok şehrine gittim. Gitmediğim az şehir kaldı. Onları da ileriki zamanda inşallah tamamlayacağım. Bakış açısı deyince aklına neler geliyor? Bakış açısı bence hayatta çok önemli bir şey.
bakış açısı birçok şeyin puzzle'ı yani parçası gibi. Çok önemli bir şey her açıdan bakabilmek ya da bakış açını genişletebilmek. İnsana olumlu anlamda güzel şeyler katıyor bence. Hayatını daha iyi sürdürebilmek açısından. Rüyasını Gerçekleştiren Her Kulübü kitabına ithafen Best Akademi Ligi'nde. bir basketbol takımı kurdum ve bugün hala sahaya çıktığımda o heyecanı taşıyorum. Aslında insan seninle bir yandan yine sahada görmeyi de çok istiyor. Gelecekle ilgili hedeflerin nelerdir diyeyim. Şu anda profesyonel olarak pek basketbol adına bir şey yapmak istemiyorum. Biraz daha yani biraz daha zamanı var diyebilirim ya da zamanla göreceğiz diyebilirim. Çünkü o tempoya girmek tekrar enerji gerektiriyor. Yani girdiniz mi tam girmeniz gerekiyor, hazır olmanız gerekiyor. Ben şu anda öyle bir şey hissetmiyorum. Zaten kızım da daha neredeyse 2 yaşında olacak. Bakalım ileride göreceğiz. Peki aşçılıkla ilgili çalışmalar nasıl gidiyor? Aşçılık da basketbol oynadığım son sene araştırıyordum böyle işte yemeğe karşı böyle bir ilgim vardı. Araştırdım. Basketbolu bırakınca başladım aşçılık eğitimine. Sonra pandemi girdi, bitiremedim. Daha yeni bu sene tekrar devam ediyorum. Umarım işte bu ayın sonunda eğitimimi Son olarak neler söylemek istersin? tamamlayacağım. Bu güzel program için teşekkür ederim. Davetin için. Ben de çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Bakış açısı burada son buluyor. Birsel Vardar'la Demirmeyen'e teşekkür ederiz. İleriki zamanlarda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.